Herkese merhaba. Santral Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Ben Eylem Abalıoğlu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da RGB YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Kültür sanat dünyasından güncel haberler verdiğimiz, sahne ve gösteri sanatları dünyasındaki gelişmelerin nabzını tuttuğumuz bu programımıza her hafta güncel etkinlik haberleriyle başlıyoruz. Şimdi sizler için hazırladığımız şehirdeki güncel etkinlik haberlerini izleyelim. Kadıköy Emek Tiyatrosu 5. yaşını yeni müzikli oyunuyla kutluyor. Şehrin batağında şarkıcılık hayalleri kuran Gönül'ün hayaline ortak edemediği Mustafa'sı, mahalleden arkadaşı Sevda'sı, pavyon sahibi Hamdi'si ve rengarenk Ahmedi ile anlattığı bir yükselememe hikayesi. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı, Berfin Zenderlioğlu'nun yönettiği Sevmekten Öldü Dersiniz oyunu 24 Mart saat 20.30'da Kadıköy Emek Tiyatrosu'nda. Taşra'da bir AVM açılışı. İşini kaybeden bir adam, gökyüzüne yükselen kırmızı bir balon ve yükselme hırsıyla patlayan farklı kesimlerden insanlar. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Luna Park, 25 ve 26 Mart'ta saat 20.30'da Kadir Has sahnede. Hayal Mesaisi, kuruluşunun 2. yıl dönümünü ve Dünya Tiyatrolar Günü'nü The Mekan sahnesinde kutluyor. Hayal Mesaisi ekibi, konuları seyircilerinden, kuralları kendilerinden gelen performanslarla seyircinin ve günlük hayatın nabzını tutarken, bir yandan da seyircisini sahnede oynanan oyunun ve kurdukları sihirli dünyanın bir parçası olması için davet ediyor. Siz de bu etkinliğin bir parçası olmak isterseniz, 27 Mart saat 20'de The Mekan Beyoğlu'nda hazır olun. Facebook'ta tanıştılar, Twitter'da takipleştiler, Instagram'da likelaştılar, WhatsApp'tan ekleştiler ve nihayet sahnede denkleştiler. Peki siber alemin sürtünmesiz ortamında yaşayan aşklarını hayatın gerçeklerinden koruyabilecekler mi? Ya da korumalılar mı? Eğer siz de bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız 28 Mart saat 20.30'da Bo sahnede internette tanışan son çift oyununu izleyebilirsiniz. Daha önce programımıza konuk olan tiyatro sanatçısı ve şair Fulya Peker'in sesinden 1950 sonrası şiirimizin örneklerini dinlemek isterseniz 29 Mart saat 21.30'da Divine Brasserie'n Jazz Club'da Fulya Peker'le şiir gecelerinde hazır olun. Evet, her hafta bu alanda çalışan bir de konuğumuz olacak. Geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi bu haftanın konuğu sevgili Burcu Halaçoğlu. Sevgili Burcu, hoş geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Aslında sen biliyorsun beni. Çünkü ben de Bilgi Üniversitesi'nde sahne sanatları bölümünde araştırma görevlisiyim. Oyunculuk yapıyorum. Daha çok oyunculuk yapıyorum. Tiyatro oyunlarında oynuyorum. Bir yandan da doktora yapıyorum. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji bölümünde. Çoğunlukla da Bilgi Üniversitesi'nde sahne sanatları bölümünde öğrencilerle ve hocalarımızla çalışmaları sürdürüyorum. Peki, hemen istersen en taze haberle başlayalım. Kendi kurduğunuz tiyatro olan Tiyatropol'ün yeni oyunu Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken metninden yola çıkarak hazırlanan bir oyun ve 6 Nisan'da Kumbaracı 50'de premier yapıyor. Bize biraz bu süreci anlatır mısın? Yani nasıl metne karar verdiniz? Arka planında neler yaşandı? Yani çok heyecanlıyız zaten. Eylül'den beri çalışıyoruz üzerine. Yine Bilgi Üniversitesi'nde çalışan diğer arkadaşım Erdem Avşar'la birlikte metnin üzerinde çalışmaya başladık. Yani ben biraz yazın çok fazla korkmaya başladığım için Korkuyu Beklerken hikayesini hatırladım. Çünkü ben Oğuz Atay hastası birisiyim. Bu metni yapalım dedim ve Erdem de sağ olsun hani taşın altına elini koydu ve uzun süre metnin üzerinde çalıştık. Ve şimdi tek kişilik bir oyun olarak 6 Nisan'da premier yapacağız. Hikaye çok güzel ve ben de biraz hani hikayeyi tutmak istedim, korumak istedim. Hikaye bütün olarak duruyor orada. Bakalım nasıl olacak. Peki tek kişilik oyun nasıl bir tecrübe? Yani daha önce oynadığın oyunlar bildiğim kadarıyla hep kalabalık oyunlardı. Tek kişilik oyunun farkı, hissettirdikleri nelerdir sana? Aslında daha önce iki tane daha tek kişilik oyunum oldu benim. Ev Mercedes ve Anneler ve Kapı Aralığı Nedir? Bir fotoğraftır diye iki oyunda oynamıştım. Yani tek kişi olunca biraz daha gergin oluyor tabii. Yani çünkü bütün yük senin üzerinde ve hani
bir saatse, bir buçuk saatse, ki korkuyu beklerken bir buçuk saat olacak. Hani sürekli orada bütün enerjinle ve uyanık olmak zorundasın ve o seyircinin o anda olmasından sadece sen sorumlusun. Evet, diğer oyunlarda da sürekli orada olmak zorundasın ama daha heyecanlı, daha gergin oluyor. Ben böyle her seferini uçurumdan atlıyormuş gibi falan hissediyorum kendimi. Ama keyfi de aynı derecede çok fazla oluyor ve güzel oluyor yani. Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz seni izlemeyi. Peki bunun yanı sıra aslında son derece üretken bir meslektaşımızsın. Tek bir oyun değil. Bunun yanı sıra bu yıl iki yeni oyun var aslında. Bununla birlikte bir oyunda daha oynuyorsun. Hı-hı. Evdeydim ve Yağmur'un gelmesini bekliyordum oyunu ikinci Hı-hı. katta. Ve aynı zamanda bir uzun metraj sinema filmin var. Biraz bunlardan da bahseder misin bize? Şimdi Evdeydim ve Yağmur'un gelmesini bekliyordum. Fransız bir yazarın, Jean-Luc Lagarce'ın oyunu ve onu Erhan Çene yönetiyor. Sarı Sandalye ekibiyle birlikte oynuyoruz. Yani Sarı Sandalye'nin projesi. Biraz fiziksel ve yorulduğumuz bir oyun açıkçası. Böyle ilginç bir üçgen konstrüksiyonların üzerinde oynuyoruz oyunu. Ve sonuna kadar bayağı bir terliyoruz. Ama çok tatlı ve çok güzel bir proje oldu. Herkesi beklerim onu da. Uzun metraj film projesi de Ümit Ünal'ın Sofra Sırları diye filminde oynadım Ocak ayında. Sanırım onun da bitti kurgusu falan. Çok heyecanlıyım. Bakalım ne zaman gösterime girecek, ne zaman festivallerde gösterilecek. O da çok biraz absürt komedi barındıran içerisinde. Hem karanlık hem komik bir film oldu. Heyecanla bekliyorum valla. Bakalım ne olacak. Biz de haberlerini bekliyoruz o zaman gösterime girdiği anda. Peki hazır bu Evdeydim Yağmur'un gelmesini bekliyordum oyunundan bahsetmişken biraz fiziksel tiyatro ağırlıklı bir şey olduğunu ve farklı bir formatta oynadığınızdan bahsettin. Aslında hı hı. senin bir yandan fiziksel tiyatro araştırmaların da var. İşte Michael Chekhov atölyelerini aslında Türkiye'deki temsilcisi konumundasın ve bir de çevirin var bu bunun üzerine. Biraz ondan da bahseder misin? Yani fiziksel tiyatro senin için ne ifade ediyor? Tiyatroda beden konusu. Fiziksel tiyatro daha çok aslında hani Chekhov'tan önce sahne sanatları bölümüyle hayatıma girdi. Çünkü sahne sanatları daha çok beden odaklı bir eğitim vermeye çalışıyor. Hani sahne sanatçısını da beden odaklı bir perspektiften yetiştirmeye çalışıyor. Aslında ilk oradan başladım. Michael Chekhov'unkisi de daha çok realist bir oyunculuğu, yani gerçekçi bir oyunculuğu hedef alıyor ama tamamen beden hareketlerinden ve fiziksel jestlerden yola çıkarak çalışmış oluyoruz. Aslında çok güzel bir kombinasyon oldu benim için. Ben oyunculuğun böyle beden, ruh, zihin hepsinin birlikte çalışması gerektiği bir alan olarak görüyorum. Ve bedeni ne kadar çok çalıştırırsak aslında o geçirgen zar olmaya, bütün hani hisleri ya da anları yaratmaya daha açık hale geliyor bence. Beden olmadan nasıl oyunculuk olabileceğini düşünemiyorum bile. Bir de çağımız da değişti. Artık sahne sanatları çok interdisipliner olmaya başladı. Yani dansı, çağdaş dansı, tiyatroyu birbirinden ayıramaz hale geldik. O yüzden bence çok güzel işler de oluyor bu alanda. Yani ben bana fiziksel bir iş teklifi geldiğinde hemen atlıyorum. Hiç duramıyorum. Oradan devam ediyorum. Kesinlikle. Çok keyifli bir alanı aslında tiyatronun evet. fiziksel çalışmak. Çok yeni kapılar açan bir alan hepimiz açısından. Peki, bunun yanı sıra bu Kamember adlı oyununuzda geçen yıl gösterimde olan Armağan Çemberi yaptınız. İzleyicilerimize biraz bahsetmek gerekirse bu Armağan ekonomisi seyircilerin bir web sitesinden veya gişeden bilet almak yerine aslında istedikleri bir armağanı hediye etmeleriyle gerçekleşen bir süreç. Bu isterlerse işte bir sosyoloji kitabı olabilir, bir atkı olabilir, bir oyun eleştirisi olabilir, bir saatlik bir şan dersi olabilir. Dolayısıyla isterlerse de kumbaraya bir şekilde bütçe ayırıp ihtiyacı olan toplulukları destekleyebilirler. Hı hı. Bu muhteşem bir organizasyon çünkü böylelikle sürdürülebilir bir sanat ekonomisi oluşmuş oluyor. Bu mesela bu organizasyondan bize biraz bahseder misin? Mesela şeyi merak ediyorum. Hani aldığınız en ilginç hediye neydi bugüne kadar? Hala oyunlarımız sürüyor aslında. Son 3 oyun kaldı Kamamberi. Süper. Yönetmenimiz ve yazarımız Şirvan Akan yazın böyle bir fikirle geldi bize oyun çıkmasına yakınken.
Dedi ki armağan ekonomisi diye bir şey var. Madem biz başka ekonomilerin hayalini kuruyoruz, neden bilet satıyoruz tiyatroda? Şimdi seyircimiz gerçekten bize armağan getiriyor aslında. Biz bazı ihtiyaçlarımızı listeliyoruz. Onları oradan seçiyorlar ama istedikleri her şeyi de getirebiliyorlar açıkçası. İlla maddi bir armağan olması gerekmiyor. Bize oyunla ilgili geri bildirimde bulunabiliyorlar, sohbet edebiliyoruz. Yani çok böyle bolluk içeren ve hani güzellik içeren bir uygulama oldu bizim için. Yani böyle yoga dersleri geldi bütün gruba. Hani asla böyle bereketi kaçmadı diyebilirim oyunun. Çok keyifli oldu. Armağan verdiği için de seyirciyle doğrudan iletişime de geçebiliyorsun. Yani kitap hediye ediyor seyirci bana ve içine numarasını yazıyor. Ben onu arıyorum, teşekkür ediyorum ve böylelikle arkadaş olmuş oluyoruz. En ilginç armağan da bir arkadaşımız gerçekten su kaplumbağası istiyordu. Ve biz bunu listeye koyduğunda çok şaşırmıştık yani hani. Geldi. İlk oyun yani önümüzdeki ilk oyun kocaman bir su kaplumbağası geldi. Biz çok şaşırdık. Çok güzeldi yani, o da onu sahiplendi tabii ki. Çok tatlı aslında ya, sizin mesleğinizi de sürdürmenize çok büyük katkı sağlayan bir şey anladığım evet. kadarıyla. Çünkü sizin de faydalanabileceğiniz eğitimler, kitaplar oluyor bunların evet. içerisinde. Yani çünkü açıkçası özel tiyatrolarda çok da fazla hani gelir elde edemiyorsun. Hem oyunu döndürmek ya da hem de sanatçıların geçinebilmesi açısından armağanlar çok daha hani doyurucu ve tatmin edici oluyor bizim Kesinlikle. için. Kesinlikle. Peki ödüller var almış olduğunuz. Kamember Özgün yeni oyun ödülü aldı. Tiyatropor yenilikçi tiyatro ödülü aldı. Bu ödüller seni nasıl motive ediyor yeni işler yapman konusunda? Yani o iki ödül de açıkçası hani çok deneysel işlere verilmiş ödüllerdi. Şimdi deneysel bir iş yaptığında, hani bir şeyi araştırdığında emin olamıyorsun. Seyirciyle buluşuncaya kadar hani evet sen çok keyif alıyorsun ya da istediğin bir şey yapıyorsun ama karşı tarafa nasıl geçeceğini anlamıyorsun. Yani ödül benim için çok hani önemli değil denilen bir klişe vardır. Evet önemli değil ama bir yandan da yaptığın işin sağlaması oluyor. Gerçekten karşıya geçiyor mu? Denediğin şey hani bir kapı açıyor mu? Yeni fikirler oluşturuyor mu diye. Yani yeni bir şeyler denememi sağlıyor. Onun için motive ediyor beni. Aslında biraz doğru bir iş yaptığını sağlaması oluyor evet. biraz da. Evet yani hani karşıya da ulaştığını görüyorsun böylece. Çok keyifli. Peki, son olarak bir yandan da akademik hayatın var süre gelen ve aslında hani bizim gibi sektörlerde çok önemli bir yandan o araştırmayı sürdürmek ve bir yandan sahnede olmak. Herkesin yapabildiği bir şey değil ve çok kıymetli aslında iki alan, birbirini besleyen iki alan. Sen de hem Bilgi Üniversitesi'nde bahsettiğin gibi araştırma görevlisin, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Dramatürji ve Tiyatro Eleştirmenliği Programı'nda doktora öğrencisin ve tez aşamasındasın şu anda. Biraz çalıştığın alanın akademik, yani neler çalışıyorsun, neler üzerine çalışıyorsun, biraz ondan da bahsedersen çok seviniriz. Yani çok akademik değil ama uygulamaya yönelik bir insanım aslında. Hani oyuncuyum ve tezimde de oyunculuk çalışıyorum zaten. Oyunculukta mevcudiyet çalışıyorum. Çağdaş oyunculuk yaklaşımlarında ya da işte tekniklerinde nasıl ele alındığını çalışıyorum. Daha çok uygulamalı bir tez olacak. Ben mevcudiyeti geliştirmek üzerine bir program ya da işte bir atölye önerisinde bulunmayı düşünüyorum sonrasında. Hem benim araştırmak istediğim, uygulamak istediğim bir konuyu seçtim. Hem de yani oyuncu adaylarına ya da oyunculuk yapan insanlara yardım edebileceğini düşündüğüm bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü o sahnede mevcut olmak, o an orada olmak bence en temeli ve önemli noktası oyunculuğun. Hani evet sonra karakter yaratımı ya da sonra gerçekten repliklerle boğuşmaya başlıyorsun ama önce o sahnede o anda var olmayı biraz öğrenmemiz gerekiyor. Peki program içeriğini hazırlar hazırlamaz umarız biz de bundan faydalanacağız diye düşünüyorum. İnşallah uygulamak istiyorum çünkü zaten. Çok teşekkürler. Burcu katılımın ve sohbetin için çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok çok sevgiler. Ve programımızı kapatmadan önce sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen iki önemli festivalden güncel haberler vermek istiyorum. Bunlardan ilki Festival 408. Hatırlayalım, Festival 408 Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi ile Sahne Sanatları programlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir festival. Bu hafta festivalin katılımcılarını prova süreçlerine bir göz atalım istedik. Şimdi sizin için hazırladığımız VTR'mizi görelim. Festival 408 son demlerdir. Festival mi? Festival 408
yokken var etmek. Gözlüktür. Görene. Emektir. Zaman yolculuğudur. İşte. Gülmektir. Düşünmektir. Gülmektir. Bunu ben bombe. Bombe de olur. Bedenimizin görünen ve görünmeyen kısımları üzerine bir proje gerçekleştiriyorum. Bedenimiz yalan söyleyebilir fakat içimiz, iç organlarımız bize yalan söyleyemez. Örneğin heyecanlandığımız zaman, başımıza kötü bir şey geldiği zaman bunu bir şekilde örtbas edebiliriz. Hareketlerimizle bunu belli etmeyebiliriz. Fakat içimiz bize yalan söyleyemez. Kalbimiz çarpar, midemiz bulanır. Benim amacım da görünmeyeni göstermek. Diğer bir festivalimiz ise Project 03. Project 03 her sene İletişim Fakültesi tarafından yapılan bir festival. Project'in bu yılki teması ise iletişim basittir, bu yüzden de karmaşıktır. Şimdi Project 03 ile ilgili güncel gelişmeleri görebileceğimiz VTR'mizi izleyelim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Unutmayın, Santral Sanat her hafta Perşembe günleri saat 20'de RGB YouTube kanalında. Önümüzdeki hafta yine bu enerji dolu mekanda sanatla buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.